Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Tayvan vakaletxanasının isim meselesi Xitayni qayti bir aram kıldı. Yakında bir kısım taratqular Tayvan dairelerinin Amerika'daki vakaletxanasının namını Taybey İqtisad ve Medeniyet Vakalatxanasından Tayvan Vakalatxanasına özgertişke ruhsat kılınışı mümkünlükini haber kılgan bulup, Xitayni qattıq bir aram kılgan. BBC'nin bu vaqtki haberde bildirilişe, Angliya pul muamili vaqt kezdi 10. sentabrdaki haberde, Amerikanın Taybey İqtisad ve Medeniyet Vakalatxanasının namını Tayvan Vakalatxanasına özgertişine oylaşı vatqallıqı oturgu koyulgan. Amerika ve Tayvan hükümeti mezkur haber hakkıda bivasti cevap kaytırmagan. Mezkur haber Xitay tarafını qattıq bir aram kılgan bulup, Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısı Jawlijian 13. sentabr bu vaqtı ifade bildirip, Xitayın Tayvan hakkıdaki mezkur haberge qarata Amerika'ya narazılık bildirgenlikini aytqan. Şundaqla Amerika'dan Tayvan bilen bolgan her qandaq şekildeki resmi münasibetini toxtatışını, Tayvan müstakilçi küçlerge xata signal bermesligini talep kılgan. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısı Hua Chunyongmu 14. sentabr Twitter'da Xitay Amerika'nın Taybey İqtisad ve Medeniyet Vakalatxanasının namını özgertişine oylaşıvatqanlığı tığırsıdaki haberlerinin barlıqıga dikkat kılmaqta degen. Xitay yarşarı vaqt kezdimi başbetide obzor maqalisi elan kılıp, eğer isim özgertişi emelge assa, Amerika bilen Tayvan Xitayının kızıl siziqidin halkıp ketip, Xitayının bölgünçilikki karıştırış kanunuğa xilaplı kılgan boludu. Bu vaqtı Xitay Tayvanga harbi yürüş kılıdu hem de iqtisadi ceza yürgüzdü dep tehdit kılgan. Tayvan bu yıl 7. ayda Litvaniya paytaxtı Vilnius'ta vakalatxana quruduğanlığını elan kılgan bulup, bu Xitay bilen resmi diplomatik münasibeti bar bir devlette Tayvan namı işletilip kurulgan tuncu vakalatxana bulup kalgan idi. Xitay bununla narazılık bildirip Litvaniya'da duruşluk baş elçisini kaytırıp ketken idi. Şundaqlı Litvaniya mı Xitay'nın talepige asasen Xitay'da duruşluk baş elçisini kaytırıp ketken idi. Xitay saxta təşviqatını İrangıcı kengaytdi. Xitay dairleri İran halkının közünü boyaş maqsıda 13. sentabr atalmış Şinjan Yaxşıcay temesli fikir almaştırış tor yığını açqan bulup, yığın Ürümçi bilen İran'da birli vaqtı ötküzülgən. Tanrıtaq torunun bu axtiki xəbirde bildirilişçe yığında atalmış Uyğur Abnum rayonu bilen Xitay'nın İran'da duruşluq baş elçixanısı birlikte ötküzgən bulup, Yığınğa atalmış Abdun Rayon Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Qorjaq Əməldar Şevket İmin qatnaşqan. Şevket İmin yığında söz qılıb Şinjan cəmiyyət tərəqqiyatı və xalq turmuşunu yaxşılaşqı türtki buluşda misilsiz muvaffaqiyyətlərini qolğa gəldirdi. Lekin Amerika və Qərb əlləri Şinjandakı özgürlüklərə göz yumub asassız, dəlil isbatsız halda Şinjanı xunukləşdirdi. İrqi qırğınçılıq cinayəti deyənni oturğa çıxardı deyə bildirilgan. Yığında Xitayın İranda turuşluq elçixanasının vaqtlıq vakalatçısı Fu Lihua söz qılıb, Xitay əməldarlarının qılıplaşqan cümlələrini qaytı təkrarlığan. Tor yığını deyənə Şinjan Yaxşıcay temasidəki saxta təşviqat filmi qoyulğan. Xitay yana Şərq Türkistanın Qaşqar, Xotan, Aqsu, Qızılsu, Xulcı qatarlıq jaylardan gələn atalmış təlim tərbiyə mərkəzi tərbiyələnguçilər, dini zatlar, sırtqı çıxıb işləyətqanlar, paxta teriş çoğ ailələri, Gayri maddi medeniyet miraslarına varislik kılgıcılar, sayahat yetekçisi qatarlıq sahalardaki bir türküm kişilerini yığınığa qatnaştırıp, Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyeti hakkıda yalgan güvahlıq berişke mecburluğan. Küzetküçüler Xitay'nın saxtıpazlık bilen bir tereptin yalgan teşviqat arqılıq xalqara cemiyetini Şarkı Türkistan'ını ziyaret kılışkı təklif kılgallıqını, yeni bir tereptin her qaysi devletlerine ve kişilik hukuk organlarına türlük şartlarını koyup ziyaret kılışkı ruhsat kılmağallıqını, şunun bilen birge her qaysi devletlerde bulup mu Müslüman ellerde nöbet bilen saxtı teşviqat tarıqtış hareketini devamlaştırıp atkallıqını bildirişmekte. Angliya, Amerika ve Avustralya Xitay'a karşı bir xatırlık kilişime hasıl kıldı. Angliya Başvaziri Boris Johnson, Amerika Prezidenti Joe Biden ve Avustralya Başministeri Scott Morrison AUKUS namlıq yeni bihaterlik hemkarlıq münasibeti ornatqanlıqını elan kıldı. Amerika Avazı'nın 16. sentabrdaki haberde bildirilişçe bayanatı Amerika bilen Angliyanın Avustralya Xan Cemiyeti Deniz Armiyesinin yadro energiyelik su astı paraxotuğu iki buluşunu kollaydıqanlıqı oturuğu koyulgan. Ve Avustralya iqtidarçılıqıdaki yadro energiyelik su astı paraxotunun
Hindi Tinich Okeanning muqimligini qo'g'dashga hassa qo'shilganligi va bu davlatlarning o'rtaq qimmat qarishi va manfaatini qo'g'dashga ishiltilganligi ta'kidlangan. Mudofaa kelishimi yana tor bo'shliqidagi iqtidor, sun'iy idrok va qo'shimcha suvosti paroxoti iqtidori qatorliklarini ham o'z ichiga oldigan. Birlashma bayonotda Hindi Tinich Okean hal qilinmagan zamin talash tortishi, terrorlik tahdidi va tashkillik jinoyat qatorlik yashirin nuqtalar bor rayon deb tasvirlangan. Angliya bosh vaziri Jonson bu masala to'g'risida to'xtalib, kelishimning u tabiiy ittifoqdosh deb qaragan 3 davlatni ilgirikiga qaraganda texnomi yaqinlashtirganligini bayon qilib, bu hamkorlik bizning manfaatimizni qo'g'dash va huquqimizni qo'g'dash uchun texnomi muhim bo'ladi degan. Navbatda mazkur 3 davlat bu kelishimni Xitoyning Hindi Tinich Okean rayonidagi kunsir kuchayotgan harbiy mavjudligiga va tajovuzchilik harakatlariga qarshi o'z manfaatlarini qo'g'dashda intayin muhim deb qaramoqda. Kelishim sababidan Avstraliyaning Fransiya bilan suv osti paroxoti sotib olish kelishimini bekor qilish masalasi ham kun tartibiga keldi. Avstraliya taratquvlaridagi xabarlarda 2016-yili imzolangan 50 milliard Avstraliya dollari qimmatidagi 12 suv osti paroxoti yasash belgilangan kelishimning amaldan qoldirilganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoyning kunsiri kuchayotgan ta'siriga qarshi Angliyaga oid HMS Xanish Elizabeth aviyamatkisi Aldın qayıpta Hindi Tinich Okean rayonuğa uğurlaştırılgan idi. Xitay Taşqı İşlər Ministerliqinin bayanatçısı Jawlijan Amerika, Angliya və Avustraliya rayon tinichliqi və muqimliqiga ziyan yetkizdi. Avustraliyaning yadro su asti paroxoti texnikasiga ega bo'lishi xalqaro yadrosizlashtirish tirishchanligiga ziyan yetkizdi. Rayonliq ittifoq və mexanizm 3-cü dövlətni nişan qılmaslığı kerak deb bildirilgan. Fransiya Taşqı İşlər Ministri Jean-Yves Le Drian bo'lsa Biz haqiqatan orqimizdan pichoq yedik. Biz Avstraliya bilan ishonch asosida munosabat o'rnatgan edik. Bu ishonchga xiyonat qilindi degan ifodani ishlatgan. Bulardan sirt 5 burjaklik binoda ziyorati bo'lgan Avstraliya davlat mudofaa ministri Peter Dutton har qaysi taraflarning o'rtaq andisini ifodalagan. U Amerika davlat mudofaa ministri Austin bilan ko'rishganda Hindi Tinich Okean rayonining vaziyati kunsiri o'zgarmoqda. Faqat besh ko'z ittifoqiy mexanizmi qatorliq hamkorlikni davomlashtirgandala bexatarlikka kapolatlik qilg'ili bo'ladi degan. Chorshanba o'tkazilgan qarallik muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlar Amerika davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Kerbiden Amerika Avstraliya mudofaa munosabatining kuchayishi va taraqqiy qilishi Xitoyning hujum xarakterlik harakati sababli bo'lganmi deb so'rgan. Kirbi javobida shubhasizki biz Xitoyning Hindi Tinich Okean rayonidagi hujum xarakterlik harakatini ko'ryapmiz. Bu Amerikalar emas, balki butkul xalqaro jamiyat harakatini markazlashtirib, tadbir qo'llanib, Hindi Tinich Okean rayonining erkin va ochiq bo'lishiga kapolatlik qilish uchun harakat qiladi degan. Yangi nasl harakati bilan tantarbiya jamiyati Anqarada ziyorati bo'ldi. Sharq Turkiston yangi nasl harakati bilan Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati a'zolaridan tashkillangan bir hay'at 15 sentabr Anqarada bir qator ziyoratlarda bo'ldi. Hay'at oldi bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining Anqaradagi ishxonasi va Sharq Turkiston madaniyat markazini ziyorat qilgandan keyin Anqara ulka o'joqlari bosh markazini ziyorat qilgan. Hay'atni ulka o'joqlarining muavin raisi Deniz Güzeloy ishxonasida kutib olgan. Hay'at Deniz Güzeloy apandiga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirgan hamda o'zlarining Sharq Turkiston da'vosidagi kelgusi planlari va xizmatlari haqida suhbatlashgan. Hay'at orqadan yana Iroq Turkman frontining Anqarada turishliq markazini ziyorat qilgan bo'lib, hay'atni tashkilot raisi Firas A o'g'li ishxonasida kutib olgan. Hay'at ziyorat jarayonida Firas A o'g'li bilan navbatdagi Sharq Turkiston masalasi va turkmanlar masalasi haqida fikr almashtirgan. Ziyorat oxirida Firas A o'g'li hay'atga turkman bayrog'i va Iroqdagi turkmanlar realligi nomli kitobni taqdim qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushoyada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.